Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Reeder P10'u inceliyoruz. Hızlıca telefonun kutu içeriğinden bahsedeyim arkadaşlar. Kutu içeriğinde standart zaten şarj kablosu, işte şarj adaptörü çıkıyor. Ancak bunun yanında siz belki bulamazsınız piyasadan rahatlıkla diye şöyle bir ürün var arkadaşlar. Bu da tabii ki de gördüğünüz gibi koruma kabı. Kutu içeriğinden aynı zamanda kulaklık da çıkıyor. Ancak hani böyle über bir pahalı bir kulaklığın verdiği etkiyi tabii ki de vermeyecek standart bir kulaklık. Reeder markasını zaten hepimiz ürettiği tabletlerden biliyoruz. Piyasada yer etmişti. Şimdi de telefon zaten üretiyordu. Ancak bu tarz böyle güzel elimize şık telefonları da gelmeye başladı. Artık biz de fırsat bulmuşken inceleyelim istedik. Tamam, biz bu telefonu inceliyoruz da neden böyle bir alandayız? Şu an belki de göremiyorsunuz. Arkada hummalı bir çalışma dönüyor arkadaşlar. Bu telefonun sonunda efsane bir aksiyonlu final yapacağız. Zaten videonun sonunda görebileceksiniz. Hızlıca tasarımına girmek istiyorum arkadaşlar. Gayet güzel, şık bir kasası var. Telefonun çok ince olduğunu söylemeliyim. Telefonun sağında sonunda ne var? Hızlıca bundan bahsedeyim arkadaşlar. Üst tarafta bir adet kulaklık girişi, arkasında kamera ve tek tonlu led flaşını görüyoruz. Bunun yanında bir adet mikrofon bulunuyor. Orta tarafta Reeder logosunu görüyoruz. Sağ tarafına baktığımız zaman power tuşu, ses açma kısmı düğmesini görüyoruz. Sol tarafta sim kart girişi var. Bu telefon çift sim kartlı bir telefon ama bu sim kartların birine dilersek micro SD kart takabiliyoruz. Zaten birazdan değineceğim bunlara. Ön tarafına baktığımız zaman bir adet ön kamera, karşı tarafın sesini duymak için bir avize, onun yanında da bir adet sensör yer alıyor. Alt tarafa baktığımız zaman fiziki tuşlar var arkadaşlar. Geri, home tuşu ve açık olan uygulamaları gösterme tuşu. Alt tarafına baktığımız zaman işin rengi biraz değişiyor telefonda. 2 adet hoparlörü görüyoruz alt tarafında, stereo hoparlörleri. Ancak orta tarafta enteresan bir olay var arkadaşlar. Bu telefonda USB Type-C kullanılmış. USB Type-C'nin de olayı şu, hani USB nasıl takarsanız takın telefona sokabiliyorsunuz. Hani aman tersini taktım, düzüm çevireyim gibi olay yok. Ancak şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Siz arkadaşınıza gittiniz ve yanınızda şarj aletiniz yok. Arkadaşınızın Android telefonunun sizin şarj aletine uymama gibi bir olay olabilir. Çünkü USB Type-C günümüzde micro USB'ler kadar yaygınlaşmadı. Telefonun 5.5 inçlik bir ekranı var arkadaşlar. Gayet büyük ve ekran gövde oranının çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Zaten yakın plan fotoğraflarda da bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten ekran telefonun çok büyük bir oranını kaplıyor. Tam ben rakamını bulamadım ancak %80'in üzerinde gibi duruyor arkadaşlar. Bunun yanında bu 5.5 inçlik ekran 720p'lik bir görüntü sunuyor. Bizlere Full HD değil, 2K değil. Zaten böyle olduğu zaman fiyatın telefonları da coşuyor. İşlemciye yük biniyor, işte pildi vesaire derken bu telefonda 720p'lik bir ekran tercih etmişler. Ayrıca bu ekranı arkadaşlar soğuk kış aylarında, gerçi şu an yaz geliyor ancak seneye de kullanırsınız muhtemelen. Zaten aldığınız zaman bir telefon 6 ayda bir değiştirilmez. Bu telefonu kışın eldivenle kullanabiliyorsunuz. Öyle eldiveni tak çıkar falan yapmanıza gerek yok. Direkt eldivenle sizin hareketlerinizi algılıyor. Ayrıca oldukça ince, sağlam, metal çerçeveli bir kasası var. Bu kasada 6.9 mm, bence iddialı bir rakam. İçinde Android 5.1 sürümüyle birlikte gelen Reeder P10'un dilerseniz biraz da teknik detaylarına bakalım. Bu telefonda MediaTek'in 8 çekirdekli 1.3 GHz hızında çalışan 6753 modeli kullanılmış. Telefonun aynı zamanda grafik işlem birimi olarak da Mali T720 kullanılmış. Aynı zamanda da 3 GB RAM var. Artık 2016 yılında telefonlarda neredeyse 3 GB RAM standart oldu. Hani gördüğümüz zaman şaşırmadığımız RAM miktarı. Aynı zamanda telefonun kendi hafızası 32 GB arkadaşlar. Dilerseniz siz bunu microSD takarak 128 GB'a kadar çıkartıyorsunuz. Ancak eğer microSD kart takarsanız şöyle bir problem var. Çift sim kartlı demiştim videonun başında. Bu sim kart girişlerinin birinden feragat etmeniz lazım. Yani sim kart slotlarının birine dilerseniz microSD, dilerseniz de ikinci sim kartınızı takabiliyorsunuz. Aynı zamanda telefon şu an günümüzün en moda olaylarından biri olan 4.5G'yi de destekliyor. Şimdi dilerseniz telefonun azıcık da kamera performansından bahsedelim arkadaşlar. 13 megapiksellik bir ana kamerası var. 5 megapiksellik de selfie kamerası bulunuyor Reeder P10'un. Kamera olarak böyle über bir şey beklemeyin arkadaşlar. Bu sonuçta fiyat performans telefonu diyebileceğimiz telefonlardan bir tanesi. Şöyle söyleyeyim, gece eğer çekim yapmayı seviyorsanız, ben gece çok fotoğraf çekiyorum diyorsanız tercihleriniz arasına sokmasanız bence fayda var. Ancak gündüz ışığında sizi gayet tatmin edecek fotoğraflar çekecektir arkadaşlar ki gece çekimlerinde zaten çok üst düzey telefonlar dışında telefonlardan çok da fazla performans beklemiyoruz. Aynı zamanda Full HD video çekebiliyor. Bunu da hızlıca belirtelim. Öyle 4K gibi bir çözünürlüğe ulaşamıyor telefon. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer siz yüksek kontrastlı fotoğrafları seviyorsanız bu telefonun kamerası oldukça hoşunuza gidecektir. Gerçekten böyle renkleri olduğundan daha canlı gösterme gibi bir huyu var bu telefonun. Şimdi biraz fotoğraf örneklerine bakalım arkadaşlar. Sonra yeniden burada buluşacağız. Arkadaşlar telefonun sizin için ve hepiniz için aslında önemli olan taraflarından birine gelelim. 3150 mAh'lik bataryası. Gerçekten 6.9 mm'lik bir telefona bunu nasıl sığdırmışlar? Hayret verici doğrusu. Gayet güzel, ince bir telefon olduğu için 3150 mAh hani yüksek gelebiliyor. Ancak şöyle söyleyebilirim, çok fazla pil konusunda da iddiası yok. Hani bir günü çok rahat çıkartıyor, hatta 1,5 gün zorluyor ancak ikinci gün yarı yolda bırakabilir. Zaten standart yine akıllı telefonlarda bir günü böyle güzel rahat çıkarması bizim için yeterli oluyor. Ayrıca firmanın şöyle de bir iddiası var. Aşırı güç modu isminde bir modu bulunuyor arkadaşlar. Firmanın dediğim gibi iddiası şöyle, bu mod sayesinde telefonun 17 kat daha fazla dayanabiliyor. Tabii birçok özellikten de feragat ediyorsunuz o modu kullanabilmek için. Şimdi dilerseniz telefonla ilgili son sözlerimize gelelim. 1100 liralık bir fiyatı var Reeder P10'un arkadaşlar. Bu telefon dediğim gibi bir amiral gemisi statüsüne bakmak yanlış olur. Günlük ihtiyaçlarınızı tabii ki de çok kolay bir şekilde karşılayabilirsiniz. Sosyal ağlarda dilediğiniz gibi fotoğraflar paylaşabilirsiniz, arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Ancak içindeki işlemci olsun, işte ekran çözünürlüğü olsun, bir amiral gemisinin vaat ettiği şeyleri elbette ki size vaat etmiyor. Tabii fiyatıyla da bir amiral gemisine verdiğiniz paranın belki de yarısından daha azını bu telefonu almak için alabilirsiniz. Yani siz telefonu standart bir kullanıcı gibi kullanıyorsanız, böyle çok abanmıyorsanız telefonu, Reeder P10 sizin için biçilmiş kaptan olabilir arkadaşlar. Yani tercihleriniz arasına sokabilirsiniz. Ha, bu telefon oyun çalıştırmıyor mu? Tabii ki de çalıştırıyor arkadaşlar. Mortal Kombat X denedim ben telefonda ve kasmadan çok rahat bir şekilde oyunu oynattı. Şimdi arkadaşlar esas aksiyonlu finale geldik. Arkada hummalı bir hazırlık döndü arkadaşlar. Bayağı bir havai fişekler patlayacak, bir şeyler olacak. Gelin dilerseniz orayı izleyelim. Evet Çağdaş, ne olacak şimdi bu telefona? Şimdi şöyle yapacağız abi, burada yetkili abiler bize sağlam bir kokteyl yaptılar. Aynen. Bu kokteylin içinde çeşitli ürünler var, bir ton bir şeyler var. Öncelikle şimdi... abi şunu söyleyeyim, neden yetkili abiler yaptı? Çünkü bu iş ciddi bir iş. Aynen. Kesinlikle çok ciddi bir iş. Şaka gelecek bir şey yok. Yetkili abilerimizi çağırdık. Hiç bilmediğimiz bir şey. Evde kesin zaten deneyemezsiniz. Aynen. Ki denemeyin yani. Hani şey bile var abi. Yakından patlat. Hani kaçma gibi bir olay da yokmuş. Yok. Uzaktan kumandayla oluyor her şey. Kumandayla. Artık havai fişekçilik böyle bir şey. Ya şöyle söyleyelim. Biz bunlara dokunmadık bile. Evet. Öyle düşünün yani. Şimdi telefonumuzu, Reeder P10'u bu gördüğünüz kabın içine yerleştiriyoruz. Ve akabinde kendisini havai fişekle havaya uçuracağız. Başından uzaklaşacağız, gideceğiz. Şimdi kameralarımızı bir kuralım. Sizi de aksiyon dolu sahnelerle baş başa bırakalım arkadaşlar. Ha, patlamayacak değil mi direkt? Kaç. Olanlar oldu. Telefon ama bataryadan kaynaklı biraz tırsıyoruz hala. Canavar gibi görünüyor ama. Lütfi bir şansımı deneyim mi çevirmeyi? Patlamasın oğlum. Oğlum. Çeviriyorum bunu. Çevir. Bravo bana. Telefon sağlam olabilir mi? Telefon sanmıyorum abi ya. Sağlam. Aç bakalım. Bayağı hasar var yani. Aç mı? Şu yandaki düğmeye basacaksın oğlum. Evet, bir son kez bir dev çekebilirim. Buradan annem babama çok sevgiler gönderiyorum. Canavar gibi lan. Telefon çalışıyor arkadaşlar. Ben gitmiş ama galiba. Yok abi. Açıldı abi, ekran çalışıyor telefon. Gel Çağdaş, şöyle gölgeye doğru bir gidelim. Beyler telefon çalışıyor ya. Altta biraz ufak tefek sıkıntı var. Vallahi o kadar havai bir şeye dayandı ya. Abi bir kamerayı açar mısın? Ve hey. Hello. Fotoğraf bile çekiyor şu an. Fonksiyonlarda herhangi bir sıkıntı yok. Üstünde erimeler var. Ben bunu kullanayım bari ya. Tam şey olur, havai fişekten. Aynen, kurtulan telefon. Kurtulan telefon. Gözlü gibi, hiçbir şey gibi. Evet abi, şu an çalışıyor yani. Parmağımda yanık şeyi var, izi var. Şöyle bir altını göstereyim. Ama daha da şarj olacağını zannetmiyorum. Muhtemelen şarjı bitince vedalaşacağız. Yani o da yok be abi, iyisi olmuş ya. Vallahi metal kasa bayağı sağlammış abi. Bu kadar sağlam olacağını tahmin etmiyorum. Tuş fonksiyonlarını görüyorsunuz. Şu gitmiş. Bunu arkadaşlar yaklaşık 8-9 tane havai fişek gücüne. 8-9 mu? Daha fazla değil mi? En az 50-60 parça vardı. Bilmiyorum, bir roket. Abi. Ufaklar çoktu. Yani şurada... o güce sahip bir havai fişek bağladık ve sağlam kaldı arkadaşlar. Ne diyeyim? Bütün tuşlar çalışıyor abi. O zaman Senden bir kapanış konuşması istiyorum Çağdaş. 5-2-5 çalışıyor. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Abi hepsi çalışır, niye çalışmasın? Vallahi çalışıyor telefon. Tamam, sen onu cebe at, çaktırma. Evet millet, ne diyeceksin millete Çağdaş? Evet sevgili arkadaşlar, bugün bir telefonu havaya uçurma testi yaptık. Sağlamlık testi oldu bu. Sağlamlık testi, sağlam bir sağlamlık testi oldu. Demek ki Reeder P10 alırsanız arkadaşlar, havai fişek saldırılarından rahatlıkla sağ çıkabilir bu telefon. Böyle bir şey de test ettik. Bunu bence silsek hiçbir sıkıntısı yok. O zaman yani görüşmek üzere. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Telefon gördüğünüz gibi son derece sağlam. Hem Windows hem de Android işletim sistemine sahip Azemax X7 mini PC incelememize buradan ulaşabilirsiniz. Fişekler gözümü aldı, belki de buradadır.